Günün Ok Gibi filmi. Hazır mıyız? Müjde. Bazı konular vardır ya arkadaşlar, dağ gibidir. Ulan neresinden gireceğim? Ne yapacağım? 48 dakikalık film. 48 dakikalık film ama filmden daha uzun eleştiri videosu olabilir. Göreceğiz. Sanıyorum hakkında en fazla not aldığım film oldu bu. Direkt bilgisayarda Notepad'i açtım, oraya yazdım. Telefonda yazmak zor geldiği için. İsterseniz önce filmimizin konusuna girelim. Müjde isimli bir yaşayıcımız, yani Lale Mansur isimli yaşayıcımız evini taşıtacak. Olay biraz uzasın diye Allah kitap deyip milleti kazıklayan müteahhitlere gönderme yapmışlar. Filmin başında yani. Evet, 48 dakikalık filmin içinde bir sürü uzatma sekansı nasıl olabiliyor? Konu zaten çok kısa olduğu için uzata uzata bu kadar uzatabilmişler diyeyim ben size. Sonuç itibariyle bu müteahhitle konuşmasından sonra fark ediyoruz ki Lale Mansur evini taşıması gerekiyor. Ve taşınmaya yardım etmek için köprü altında amele pazarına gidiyor. Bu filmin senaryosunu Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de yaşamayan birinin yazdığının ya da yazdırdığının ilk ipucunu burada alıyoruz. Entel, okumuş, yabancı dil bilen, tahsilli vesaire kadın nakliye işi için arkadaşlarına soracağına ya da internetten nakliye diye aratacağına köprü altındaki amele pazarına gidiyor. Bu bir. Oradan doğru tahmin ettiğiniz bazı Suriyeli insanlar buluyorlar. O Suriyelilerden biri de baş Suriyeli ama gerçek hayatta Cezayir asıllı Fransız olan Said. Sonra filmin başında ben bu evde 40 sene yaşadım. Okan da burada doğdu büyüdü. Bu arada Okan dediği oğlu ve oğlunun özelliği de annesine yardım etmemiş olması. Buna da alışın arkadaşlar. Filmde Lale Mansur hariç bütün Türkler kötü. Gerçekten öyle. Bütün Türkler. Hepsi. Bütün Türkler kötü yani. Buna alışın. 40 senemi verdim bu ev çok özel vesaire dediği eve hiç tanımadığı ve köprü altındaki amele pazarından random bulup getirdiği Suriyelileri sokuyor. Ve yaptıkları iş aslında basit bir iş. Kolilere küçük küçük böyle eşyaları koyuyorlar, dolduruyorlar. Kolileri ondan sonra bantlıyorlar falan. Şimdi diyeceksiniz hangi ara Suriyeli erkek ve Türk kadını arasındaki aşk ne zaman başlıyor? Bu tür filmlerde neden hep kadın Türk oluyor? Neyse tamam gene başlamayayım. Ama neden yani? Aralarındaki aşk hangi ara başlıyor? İlk gün zaten görünce hoşuna gidiyor oğlan. Ondan sonra ikinci gün ellerinin yüzünün falan yara olduğunu fark ediyor. Ve diyor ki gel yukarıya çıkalım. Evet. Ciddiyim. Aa diyor, elin yüzün yara içinde, gel yukarıya çıkalım, ellerini pansuman yapayım. Nakliyecilerden birisine diyor bunu. Yukarıya çıkartıyor, eline pansuman yapıyor. O esnada işte aralarında böyle bir elektriklenme oluyor. Said de yaşadıklarını anlatıyor. Gördüğü zulümleri falan anlatıyor. Sonra bir ara Lale Mansur pastanede arkadaşlarıyla konuşuyor. Onun yaşında direkt 3-4 tane kadın arkadaşı var. Ama bunların bir kötü yanları var. Türk olmaları. Türk oldukları için başlıyorlar. Şey işte, nakliyeciler nereden buldun? İşte bilmem ne köprü altında. Aa, orada Suriyeliler yok mu? Evet. Aa, onlar Suriyeli. Pis pis kokuyorlar. Bunu da çok göreceksiniz arkadaşlar. Birden fazla yerde bunu göreceksiniz. Pis pis kokuyorlar. Çünkü biliyorsunuz sığınmacı istemeyen Türklerin en büyük argümanı pis pis kokuyorlar. Bu da yine bu filmin senaryosunu yazanın Türk olmadığını, Türkiye'de yaşamayan birisi olduğunun, yani yazdırtan ya da yazan kişinin Türk olmadığını ve Avrupalı kafasıyla, çünkü birazdan konuşacağız. Aslında onların kafasında olan şeyler bu. Pis Suriler muhabbeti yani. Oradan da tabii Lale Mansur bunlara işte giydiriyor. Şeyin aynısı ya, bu yandaş diziler, yandaş filmler olur ya. Bir tane böyle erkeksi biri çıkar. Ey hoca! Bir kayığın yaratıcısı varsa falan der ya. Burada tabii kadın çıkıyor. Ey arkadaşlar, siz Suriyeliler kötü kokuyor, pis falan diyorsunuz ama onlar da insan. Sonra onlar, hayır onlar insan değil. Hayır şekerim, biz çok ırkçıyız. Onlar insan değil, biz üstün ırkız. Bunu da desin tam olsunlar. Keşke böyle deselerdi, daha komik olurdu. En azından gülerdik seyrederken. Izdıraplanmazdık. Ondan sonra tabii arkadaşlarından bir tanesi şey diyor. Ama şekerim, onlar kadınları taciz ediyormuş. Öyle deyince Lale Mansur hemen, ey 5 milyon tane, sadece 5 milyon, 5 milyon taneymiş. 5 milyon tane mülteci kardeşimiz var. Bunların hepsi mi tecavüzcü ha? Türkiye'de kaç tane tecavüzcü var? Sizin adamınız da tecavüz ediyor. Sizin adamınız etmiyor mu tecavüz? Diyerek pis ırkçı faşiks Türksleri susturuyor. Ve ondan sonra da kalkıp gidiyor. Sonra arada ne oluyor?
bilinmeyen bir şekilde. Bunun üstüne de konuşacağız, merak etme arkadaşlar. Notlarım bol. Şimdilik sadece özet geçiyorum. Eve geliyor, evde Suriyeli Said'in duş aldığını görüyor. Evet, kadının evinde. Ben de merak ettim, ne yapacak acaba? Yani nakliyeci, çünkü şu anda filmin kurgusuna göre, yani filmin şu anki kurgusuna göre nakliyecinin eline pansuman yaptın. Ertesi gün nakliyeci senin evinde kapı açık bir şekilde duş alıyor. İçeri giriyor, Suriyeli görünümlü, Cezayir asıllı Fransız'ın götünü görüyor. Ben de şeyi düşündüm, hani burada böyle çığlığımı basacak. Ne olacak, çığlığı basınca aralarında bir elektriklenme? Yok. Görünce böyle gülümsüyor. Sonra adam da Lale Mansur'u görüyor, o da gülümsüyor. Seyirci what the fuck diyor. Yani ne ara birbirinizin götüne bakıp gülümseyecek moda geldiniz, noktaya geldiniz. Bununla ilgili konuşacağız, merak etmeyin. Bir sonraki sahnede işte adam diyor ki oğlumu bulmam lazım vesaire vesaire. Lale Mansur ben de seninle geleceğim Suriye'ye diyor. Ne? Ne? Ben de geleceğim seninle Suriye'ye diyor. Adamın filme göre yani işte karısı mı ölmüş, çocuğunu da işte kaybetmiş, yani gerçek anlamda kaybetmiş. Çocuğumu buldum diyor, ona bakmak için gitmem lazım diyor. Lale Mansur ben de geleceğim deyince hayır diyor, sen gelme, senin gelmemen lazım, benim tek başıma gitmem lazım. Sen bana mutluluk verdin, işte hayatımda hiç yaşamadığım mutluluğu verdim. Ne diyorsun? Ne ara verdi? Yani mutluluğu ne ara verdi sana? Senin hayatında yaşamak istediğin bütün mutluluk 60 yaşındaki bir kadına götünü göstermek miydi? Onu yaşadım, bitti artık olay. Yani bütün bu zorlukları çektim, bütün bunları yaşadım ama değdi. Değdi çünkü 60 yaşındaki bir kadına götümü göstermiş oldum. Filmin kurgusu bu şu anda arkadaşlar. Aralardan bir şey kesildiğinin farkındayım. Bu arada IMDb'ye baktığın zaman IMDb'de de 48 dakika gözüküyor. Yani siz sansürlü versiyonunu seyretmiş değilsiniz. Said sonrasında gidiyor. Hatta Lale Mansur diyor ki sana para vereyim o zaman. Said de diyor ki hayır, benim param var. Said gidiyor. Sonra Lale Mansur o kadar üzülüyor ki, evet, o kadar üzülüyor ki Said'in gittiğine, kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Evet. Evet, this is a fucking movie. This is a fucking movie. 60 bin avro karşılığında çekilen bir film. Bu 60 bin avro kimin cebinden çıktı? Bu 60 bin avroyu kim verdi? Kim verdi, kim verdi? 60 bin avro çok büyük bir para gibi gelmiyor mu? Türk lirasına çevir, 1 milyon TL. 48 dakikalık 5 tane 6 tane mekanlı, 6 mekan dedim ya, abarttım. Abarttım şu an, hani abarta abarta söylüyorum. 5-6 mekanlık filmin bütçesi 1 milyon TL. Nereye gitti o para? Suriyeli görünümlü Cezayir asıllı Fransız oyuncunun götüne gitti büyük ihtimalle. Ben götümü gösteririm ama bir 10 bin daha atacaksın. Götümün ağzına 10 bin euro sıkışmış. Yani diyor ki götümü gösteremem. 10 bin avro sıkışmış. Gerçi o lafı da hiçbir zaman anlayamamışımdır. Sıkıştıysa o zaman senin vermen lazım müşteriye. Al işte. Bir de böyle gitmeden önce öpüşüyorlar falan. Ve net bir şekilde ilk öpüşmeleri de değil. Hani böyle ayrılan sevgili öpüşmesi gibi. Neyse, filmi bitireyim önce. Said evden çıkarken Lale Mansur'un o ırkçı faşiks arkadaşlarından bir tanesi görüyor Said'i. Ve Said gidiyor. İçeriye giriyorlar, bakıyorlar. Lale Mansur kalp krizi geçirmiş. Tabii hemen polise şikayet ediyorlar. Polis de Suriyeli'yi yakalıyor. Bu arada ara sahnenin hiçbirisi yok. Yani 1 milyon TL'yi aldınız, o ara sahneyi niye çekmediniz? Bir. Ama ikincisi de çekmeniz için teşekkürler. Çünkü 48 dakikada bu işkenceyi bitiriniz. Gerçekten işkence bir film. Bir ara pausa bastım, anasını avradını dedim. 28. dakikada daha. Fucking 20 dakika daha var. Evet, atlamadan seyrettim arkadaşlar. Sizin için. Sizin için. Her zaman olduğu gibi sizin için kendimi feda ediyorum. Bir şey değil. Polis arabasıyla götürüyorlar Suriyeli'yi karakola. Çok bariz bir şekilde Lale Mansur kalp krizinden ölmüş. Herhangi bir darp vesaire vesaire izi, hiçbir şey yok. Ama Türkler çok ırkçı, çok faşiks olduğu için karakolun önünde elde Türk bayraklarıyla bekliyorlar. İçeride mazlum, zavallı Said böyle üzgün üzgün duruyor. Ondan sonra karakolun önüne gelince polis arabasını yumrukluyorlar, ittiriyorlar falan. Türk bayraklarıyla böyle yuh yuh falan yapıyorlar. Ve neyse ki 1 milyon TL orada bitmiş. Devamı gelmiyor filmin. Önce şunu söylemek istiyorum. Sessiz İstila filmine işte çarpıtıyor marputuyor falan deyip de, abi gelecekte geçen bir film. Gelecekte geçen bir film için çarpıtıyor. Gerçek değil. Ulan geleceği mi gördünüz? O özellik de mi var size? Yarın çıkıp derlerse inanacak da çok fazla insan var. Milyonlarca kişi inanır. Biz geleceği gördük diye. Yok öyle bir şey. Geleceği gördük. 2017'den beri sığınmacı sayısı artmadı diyorlar. Hala inanan insan var. 3-5 kişi de olsa.
onu çekenlere ne terörist dedikleri kaldı, ne Sorosçu dedikleri kaldı, ne projeci dedikleri kaldı, ne bölücü dedikleri kaldı. Ama çıkıp da Türk bayraklarıyla ırkçılık yapan Türkleri gösteren film çekmekte hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ha, neyse ki yasal olarak sıkıntıya girmediler. Çünkü o zaman mağdur olurlardı. Yani bunu çekenler de yasal olarak sıkıntıya girsin demiyorum. Girmesinler zaten. Ama ben aradaki çelişkiye değiniyorum. Yani ne zamandan beri kendi ülkesini düşünmek bölücülük oldu? Ne zamandan beri Türkleri ırkçı olarak göstermek, bir filmin içindeki bütün Türkleri ırkçı olarak göstermek, mülteci istemeyen herkesi ırkçı olarak göstermek. Bu arada filmin içine biraz da dolsun diye Erol Mütercimlerin konuşmalarını falan koymuşlar. Cumhurbaşkanının konuşmalarını falan koymuşlar. Eleştirme amacıyla yani. Çok çok kötü bir film arkadaşlar. FDB puanı 10 üzerinden 1 veriyorum. Öncelikle en azından şunu fark ettim. Hani buna cevap olarak Sessiz İstila'yı çektiler ya. Tabii ki prodüksiyonu çok düşüktü. 1 milyon TL harcanan bir film değildi çünkü. Şunu fark ettim. Şu anda istesek, bizim ekibimiz yani istesek, şu 1 milyon TL'ye çekilen Müjde filmini her konuda tokatlayabilecek, yani prodüksiyon, oyunculuk, teknik anlamda her konuda tokatlayabilecek bir film çekebilecek altyapıya artık sahibiz. Yani 3 senede öğrene öğrene çektik. Ondan önce pre-production vardı. İşte bilgisayar parçalarını teker teker aldık. Onların hepsini biliyorsunuz. O zaten böyle aylar sürdü. Bursa'ya gittik geldik. Toplantılar yaptık. İnsanlarla tanıştık. Işıklandırma öğrendik. Yeni lensler aldık. Yeni kameralar geldi. Editör programları öğrendik. Bu mikrofonlar vesaire. Işıklar mışıklar. Küre ışık falan yaptık kendimiz. Şu anda bu güce sahibiz. Sessiz İstila filmiyle ilgili ayrıyeten konuşuruz. Onun düşük prodüksiyon olmasına bir şey demiyorum. Çünkü bizim gibi insanlar işte yok işimiz var, yok kendi filmimizi çekiyoruz deyip elimizi taşın altına koymadık. O yüzden elini taşın altına koyanlara da laf etmeye hakkım yok. Şahsen en azından laf etmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Ve öyle çekersek 3 senede falan değil artık yani. Birkaç ayda çekilebilecek. Çünkü bu filme bakıyorsun 48 dakika ama 5 mekanda falan çekmişler. 5-6 oyuncu falan var böyle. Maksimum hani minik rollerle birlikte 10 oyuncu falan var. Bizim sahneleri göreceksiniz. 2 dakika bir sahne, 1 dakika bir sahne, 2 dakika bir sahne. Oyuncular çok fazla bu filme göre. Gerçekten o kadar senelerimizi verdik ama bu noktaya gelmiş olabilmemiz çok güzel. Elimizde bu gücün, bu propaganda gücünün olmuş olması güzel. Bizi fonlayanlar yok ama bir sürü gönüllümüz var. Yalan mı? Çıkıp mesela Müjde filmine cevap olarak sığınmacı sorunuyla ilgili film çekmek istiyoruz desek, para da yağdıran insan olur. Gönüllü olarak çalışan insan da olur. Gönüllü olarak parasız oyunculuk yapan da insan olur. Hepsini buluruz yani. Evet, bir mola vereyim, ondan sonra notlarımı okuyalım arkadaşlar. Evet, enerjimi topladım. Hadi başlayalım. Nakliye için amele pazarına gitmesi demiştim. Gerçekten öyle. Benim bildiğim amele pazarına gidince dışarıda yapılan inşaat işi türü işçiler bulunması lazım. Bir ikincisi de kadınlar, teyzeler değil. Bu işi yapacak kişi, artık kimse yani müteahhit veya başka birisi, o kişi gider böyle yerlere. Yanlış mıyım? Gene ilginç detaylardan bir tanesi, bazı yerlerde Türk müziği yerine Arap müziği çalmaları, sanki Türkiye'yi Arabistan sanan birileri yazmış gibi filmi. Bu tür filmler çekilecek demiştik arkadaşlar, hatırlıyorsunuz değil mi? Bu sorun çözülmezse ileride film festivallerinde bunlar olacak demiştik. Bunların propagandası olacak demiştik ve bizim gibi insanlar ırkçı faşist gösterilecek demiştik. Söylediğimizin tıpatıp aynısı yaşandı. Geriye bir sonraki level kaldı. O da üstüne bir de eşcinsel ilişki. Öyle olunca duble mağdur olunuyor ya çünkü. Ama görürsünüz orada da pasif olan Türk'tür kesin. Demedi demeyin. Kokuyorsunuz demelerine dikkat ettim arkadaşlar. Birden fazla yerde sadece o kadınlar değil, bunları çalıştıran bir tane Türk var başlarında duran. O da aynı şeyi söylüyor. Bunlar var ya hem tembeller hem de çok pis kokuyorlar. Siz hiç gördünüz mü arkadaşlar? İnternette çok görmüşsünüzdür. Yani sığınmacı karşıtı, mülteci karşıtı bir sürü argüman görmüşsünüzdür. Bazıları saçma bile yani. Saçmalarını da görmüşsünüzdür. Daha mantıklılarını da görmüşsünüzdür. Hiç bunlar da pis kokuyor lafını duydunuz mu? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaşlar diyorum ya, Avrupalıların Orta Doğulular hakkındaki görüşleri. O görüşleri sanki biz düşünüyormuşuz gibi bu filmde projeksiyon olarak bize yansıtmışlar. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar, Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalılar başka ülkelere kaçarken BBC gibi televizyonlar, Fransız ve başka ülkelerin kanalları, gene çok büyük kanalları, bunlar Suriyeliler gibi değil, bunlar beyaz insanlar, bunlar bizim gibi Hristiyan, o yüzden bunları almalıyız. Kendimize benzeyen insanları görmek çok dehşet verici vesaire demeleri.
kendilerine benzemeyen, kendileri gibi olmayan insanları görmek hiç önemli değil. Sıkıntı değil yani. Hristiyan olmayan, Orta Doğu vesaire. Demiştim ya, bu herifler şu siksok propagandaları yapmak için milyarlarca euro harcıyorlar. Bunlara da 60 bin euro vermişler. O da saçma, biraz bassaydınız parayı yani. Bu kadarcık mı paranız çıktı? Bu paraları boşuna vermiyorlar çünkü onlar istemiyor. Suriye'yi dağıtanlar, emperyalistler, Suriyelileri kendi ülkelerinde istemeyen emperyalistler, tipine göre, şekline göre sığınmacı seçen yine bu emperyalistler, ülkemiz zaten ağzına kadar doluyken bir o kadar daha insan gelince ve 5 sene, 6 sene, 7 sene, 10 sene bunlara baktıktan sonra yeter artık dediğin zaman Türklere ırkçı diyen yine emperyalistler. Suriyelinin elinin yüzünün yara olduğu sahne. Çok fazla düşünmeyin. İşte dövmüşler. Suriyeli diye dövmüşlerdir. Bu arada 1 milyon TL'ye bile doğru düzgün oyuncu bulamamışlar. Gerçekten öyle. Lale Mansur ve Said hariç diğer oyuncular toplama. Bildiğin toplama yani. Hani Işıkçı'yı falan mı oynattılar? Ciddi olabilir ha. Böyle esmerlerden bulup onları da Suriyeli rolünde oynatmışlardır. Ha bak, buraya yazmışım, söylemeyi unuttum. Kadın 60 yaşında. Kocası öldü büyük ihtimalle. Ve filmin kurgusuna göre sadece Said'in götünü görüyor. Gülümsüyor. Bir sonraki sahnede söylediği laf. Said, you are the best thing happened to me. I cried because I'm happy. Lale Mansur ağlıyor ve Said'e diyor ki sen benim yaşadığım en mükemmel şeysin. Düşünsene, ölmüş kocasını düşün mesela. 40 yıl aynı evde yaşamış, bunların hiçbir önemi yok. Bir tane Suriyeli görünümlü, Cezayir asıllı Fransız'ın götünü görünce hayatındaki en mutlu, en zirve noktaya ulaşmış oluyor yani. Evet, burada da şu noktaya değinmezsek olmaz. Arada %1000 sevişme ve sevgililik sahneleri vardı. Bunlar kesilmiş, net belli. Ama sonradan sansürlenmemiş. Çünkü dediğim gibi IMDb'de 48 dakika gözüküyor. Ya senaryoda sansürlenmiş, direkt senaryoda kesmişler. Ya da gerçekten çekmişler. Ondan sonra propaganda komitesi, propaganda kurulu büyük ihtimalle demiş ki yok, bunları kesin, daha fazla insan görebilsin. Daha fazla kitleye hitap edelim. Ama öyle bir kuşa dönmüş ki olay, senaryoyu kestikten, kırptıktan sonraki, zaten çok büyük ihtimalle o yüzden 48 dakika. 48 dakika film mi olur lan? Benim bazı mini podcastlerim daha uzun. Gerçekten öyle. Her neyse, kesildikten sonraki kurgu şu. Lale Mansur Said'in eline pansuman yapıyor. Lale Mansur eve geliyor. Said duş alırken Said'in götünü görüyor. Sonra mutfağa geçiyorlar. Mutfakta diyor ki you're the best thing that happened to me. Sonra orada sevgili gibi öpüşüp ayrılıyorlar. MILF arkadaşlarımız varsa durumu açıklayabilirler mi? MILF hayatı böyle mi ilerliyor? Yoksa mesela gençliğinde kezban olan birisi MILF olduğu zaman böyle mi oluyor? Senin götünü gördüm, ne olduk biz şimdi aşkım? Aşkım ne olduk biz şimdi? Böyle mi oluyor? Götünü gördüm ama. Ailemle tanıştırmam lazım seni. Bu arada yine götünü gördükten sonraki mutfak sahnesinde Said sürekli Lale Mansur'a kalbim diyor. Kalbim diye hitap etmeye başlıyor. Kalbim, gitmem lazım. Kalbim, param var. Aşkım deseydi büyük ihtimalle fazla Türk olurdu. O yüzden böyle bir şey demişler. Şunu da yazmışım arkadaşlar. Gerçekten de Türkiye'ye sığınmacı olarak giden Suriyelilerin yaşadığı olayları anlatan bir film güzel olurdu. Çünkü bu işlerin içinde olan tanıdıklarınız varsa, birebir tanıdığınız insanlar varsa yani, aslında bazı Suriyelilerin yaşadığı insanlık dramını da biliyorsunuzdur. O çocuk gelin listelerini, listeden böyle Suriyeli çocuk gelin seçenleri, sonra çocuk yaştaki kızlara fuhuş yaptıranları, sonra köle işçi olarak çalışanları, sonra çöpten işte plastik vesaire toplayarak yaşamaya çalışanları ve bunların gerçekten bazılarının içler acısı hayatını. Bunlar aslında çok büyük insanlık dramı. Aslında çekilecek çok şey var. Çok böyle vurucu şeyler var. Ama neden çekmezler peki? Şu bakımdan çekmezler. Çünkü buralarda bu insanları zulüm yapan kişiler de aslında sığınmacıların kalmasını isteyen kişiler. Adam çok ucuza, yani onların kafasıyla çok ucuza çocuk gelin kapatmış. Tabii ki ister. Adam çok ucuza köle işçi çalıştırıyor. Tabii ki ister. Ve tabii ki tarafsız bir şekilde onlar can havliyle böyle işte fiyat kırarken, köle işçi olarak çalışırken bir yandan da Türkiye'de bu sebepten dolayı işsiz kalan insanlar. Bunların hepsinin anlatıldığı çok güzel bir film aslında çekilebilirdi. Yani biri çıkıp deseydi ki ben Suriyelilerin yaşadığı zorlukları çektim ve böyle delikanlı gibi bir film çekseydi ben güzel film derdim. Birçok kişi kızardı bana büyük ihtimalle ama ben güzel film derdim. Çünkü gerçekler önemli arkadaşlar. Gerçekler önemli. Hoşumuza gider gitmez ama gerçekler önemli. Burada da aslında bizim karşımızda olanlar Suriyelilerin kendisi değil. Bizim karşımızda olanlar bu tür filmleri çektirten kişiler. Bu tür propagandaları yaptırtan kişiler. Hem sağ gerici hem de sol gerici taraftan yapılan propagandalar.
Bizim karşımızda olanlar bunlar. Buraya yazmışım gene. Dedim ya, Türk bayraklarıyla polis otosunu yumrukluyorlar falan. İşte o şeyi istiyorlar. Said'i dövmek istiyorlar. Ama sadece Türk bayrakları da yok. Başlarında Türkiye bantları var. Evet, başlarına Türkiye bantları da koymuşlar ki Türkiye'yi seven, vatansever insanlar ne kadar pis, faşiks bunu görelim diye. Çünkü arkadaşlar gerçekte öyle bir dünya var. Türkiye bantlarını böyle başına sarıp nasıl haber aldıysan hemen karakolun başına Türk bayraklarıyla dikilip ırkçılık yapmak. Böyle bir dünya mı var? Evet, şunu yazmışım bak. Bu ülkede hainlik yapınca seni besleyen mutlaka oluyor. Buna ekleyecek bir şeyim yok. Bu adamı bu filmde iftiraya uğramış olarak gösterdiğimiz zaman diğer sapıkların işlediği suçlar da itibarsızlaştırılmış oluyor. Çünkü aslında onu da gösteriyorlar. Şu an biliyorsunuz yana yana, bakın yana yana bu sapıkları koruma telaşı var. Sağ gericilerden bunu yapanları biliyoruz zaten. Daha yeni bir arkadaş yolladı. Sol gerici feminist sayfası ya. Yani ulan oğlum sen sapığı da koruyacaksan nasıl bir feministsin sen? Sapığı da koruyacaksan nasıl bir feministsin sen? Birçoğunuzun kadın olmadığını, erkek olduğunuzu biliyorum. İşte o kadın güçlendirme, proleter bilmem ne hareketleri falan yazan tiplerin birçoğunun erkek olduğunu biliyorum zaten. Ulan bari sapığı koruma ya. Evet, filmin yönetmeni öyle çoluk çocuk değil. Filmin yönetmeni tecrübeli birisi. Almanya'ya taşınmış Türkiye'den ve orada başlamış filmciliğe. Avrupa'da yani, Avrupa'da anladın. 1973 doğumlu. New York'ta film okulundan mezun oluyor. Yani şu filmi çekmek için New York'ta film okulundan mezun oluyor. Yaşamayanlar diye bir dizi vardı. Onu da çeken arkadaş. Aylin Aslım'a klip çekmiş. Tabii ki. Esel'in klibini çekmiş. Var ya şu adamların birbirini desteklediği kadar biz birbirimizi desteklesek çağ atlamıştık ha. Ve son olarak da şunu yazmışım. Ülkelerine gelmesinler diye milyarlarca dolar veren Avrupa hümanist de yıllarca sığınmacılara bakan Türkler mi ırkçı? Bence sorulması gereken soru bu. Müjde filmi IMDb puanı 10 üzerinden 1 veriyorum. Benim kuralımdır arkadaşlar. Böyle insanlar tepki göstermek için bazı filmleri 1 basar ya, ben seyretmediğim filme puan vermem. Çünkü insanlar benim listeme bakıp oradan karar veriyorlar. Ama bu filmi seyrettim, 48 dakika dayandım. Şimdi gönül rahatlığıyla IMDb'ye gidip 1'imi basabilirim. IMDb puanı 10 üzerinden 1. Siyasi falan değil arkadaşlar. Gerçekten kötü film.